Beyoğlu'nda küçük bir ofisimiz var. Bugün oradan sesleniyorum size. Bu aralar çok sık aldığım bir soru var. Hocam bu Bitcoin'in fiyatı neden çıkıp duruyor? Nasıl öldü mü bu? Hakikaten ölü gibi değil mi? Böyle 18, 19, 20 arası takıldı kaldı aylardır. Oysa dünyada kıyametler kopuyor. Borsalar bir yukarı gidiyor, bir aşağı geliyor. Dolar inanılmaz hızlı yükseliyor. Amerikan tahvillerinin değerleri her gün değişiyor. Her gün piyasa yeni skandallarla sarsılıyor. İşte Credit Suisse gibi, Deutsche Bank gibi haberler geliyor. Bütün bunlara rağmen Bitcoin hiç takmıyor, orada duruyor, hiç kıpırdamıyor neredeyse. Peki bu neden böyle oluyor ve bu böyle devam edecek mi? İşte bu konuda size bugün bir formül sunacağım. Bir öngörüm yok ama bu formülle beraber öngörü geliştirebiliriz. Matematik formül bayağı, gayet de basit bir şey. Bunu anladığın zaman Bitcoin'in ve aslında diğer bütün kripto paraların değerlerin nereye gideceğini kendiniz hesaplayabileceksiniz. Ve inanın bana kafanız çok rahatlayacak. Her sabah kalkıp ekrana Bitcoin'in fiyatı ne oldu diye bakmanıza gerek kalmayacak. Onun yerine bazı haberleri, bazı kaynakları yakından takip etmeye başlayacaksınız. İpucu da vereyim bu arada. Çok olumlu şeyler görmüyorum maalesef Bitcoin için en azından kısa vadede. Ama gene işin o formülün detayına bakalım. Belki o formülün detayına girdikçe siz daha olumlu şeyler göreceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu Bitcoin bir emtia olarak kabul ediyor. O halde bir emtianın fiyatlaması Bitcoin için de geçerli olabilir. Nedir ve nasıl fiyatlanır altın gümüş? Talep arz dengesi değil mi? Ne kadar çok talep varsa fiyat o kadar artar. Talep ne kadar azsa fiyat o kadar düşer. Arz ne kadar fazlaysa fiyat o kadar düşer. Arz ne kadar kıtsa fiyat o kadar artar. Bu kadar basit aslında. Böyle baktığımızda peki Bitcoin'in arz talep durumu nasıl gidiyor? İşte onu anlayabilmek için bu iki bacaklı denklemin bir detaylarına biraz bakmamız ve biraz alt kırımlarını anlamamız gerekiyor. Arz tarafı oldukça basit aslında. Neden? Çünkü Bitcoin bir algoritma ile üretiliyor. Hangi dönemde kaç tane üretilecek belli bir sürprizi yok. Böyle bir Merkez Bankası kafasına göre bunu çoğaltamıyor. Bir yerlerde altın madenlerine birisi müdahale edip üretimi durduramıyor. Böyle bir şey değil. Bunun matematik formülü belli. 4 yılda bir üretimi yarıya iniyor ve biz her gün kaç Bitcoin üretilebileceğini, ne zaman üretimin yarıya ineceğini, ne zaman bu üretimin biteceğini adımız gibi biliyoruz. Arzın üretim tarafı süper net. Hayatta bu kadar net. Başka hiçbir şey bence yok. Ve bunu değiştirmek de biliyorsunuz mümkün değil. Harika. Ama arz tarafında bilinmeyen bazı şeyler var. En çok bilinmeyen şey de piyasalarına kadar Bitcoin dönüyor. Şimdi bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar 19 milyon üzerinde Bitcoin üretilmiş durumda. Bunun ama 16-17 milyon hiç hareket etmiyor gibi. Bunların bir kısmı kayıp. 3-4 milyonu şifresini kaybetmiş. Adam ölmüş. Bilgisayarında unutmuş her şeyi. Bilgisayarı çöpe atmış. Öyle hikayeler de var biliyorsunuz. Bir kısmını ise insanlar tutuyorlar. Holdercılar. Ben de onlardan bir tanesiyim. Alıyoruz tutuyoruz. Borsaya da sürmüyoruz. Piyasaya da sürmüyoruz. Çünkü uzun vadeli inanıyoruz bunu. Bunlar da oldukça büyük bir kesimi oluşturuyor. En son hesaplamalara göre 16-17 milyon Bitcoin neredeyse hiç hareket görmüyor. Bütün kıyametin döndüğü yer 2-3 milyon Bitcoin. Oradaki arz o halde belli. Tabii bu 16-17 milyondan piyasaya Bitcoin hızlı girerse o zaman arz, ticari arz yani işlem gören arz fazlalaşıyor. O da değeri aşağı doğru azaltıyor. Bunu takip etmek mümkün. Büyük cüzdanların nasıl hareket ettiğini çok yakından izleyenler var. Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'lerini izleyenler var. Buralarda ani gelişmeleri izleyebiliyoruz. Tamam %100 şeffaf değil ama hakimiz. Ve gördüğümüz kadarıyla son dönemde orada da pek bir kıpırdanma yok. Satanlar sattı. Şu anda tutanlar artık çok daha uzun vade tutmaya niyetliler gibi fiyatta aşırı bir hareket olmazsa. Bu nedenle arz tarafında Bitcoin'in pek bir değişken yok bence. Orayı biraz sabit kabul edebiliriz. Piyasaya giren çıkan Bitcoin'in yani hareket eden Bitcoin sayısındaki artışlar biraz bir şeyleri değiştirir ve etkiler fiyatlar ama onun dışında pek bir etki yok. Ve gördüğümüz kadarıyla orası biraz sabitlenmiş durumda. Tutanlar tutuyorlar, alıp satanlar alıp sattılar zaten. Gelelim formülümüzün talep tarafına. Talep tarafındaki artışı veya azalışı belirleyen 3 temel faktör var bence. Bunlardan ilki adaptasyon. Yani günlük hayatta insanlar ve kurumlar Bitcoin'i ne kadar kullanıyorlar? Ödemeleri için, paralarını saklamak için, tasarruf yapmak için burada ciddi bir artış var mı? 300 milyon kadar Bitcoin kullanıcısı var diye tahmin ediyoruz dünyada. Bundan emin olmak da biraz zor. Hareketli cüzdan sayısından veya belli kripto büyüklüğünü tutan cüzdan sayısından hareket ediliyor. Orada bir insanın birden fazla cüzdanı olabilir falan biraz kafalar karışıyor. Ama kabaca tahmin 300 milyon kişi kullanıyor gibi. Kullananın bir bölümü sadece spekülatif bir yatırım aracı olarak görüyor. Onlar günlük hayatta kullanıyorlar sayılmaz. Öte yandan örneğin Sahra Altı Afrika ülkelerinde bolca kullanılıyor. Neden? Orada bankacılık sistemi gelişkin değil. Bu arada işte Rusya'da, Ukrayna'da kullanıldığını biliyoruz. Mevcut sistemleri çökmüş durumda. Rusya dünyaya entegre değil. Ukrayna'da çok endişeler var savaştan dolayı ve insanlar paralarının bir kısmını orada tutuyor. Hatta Rusya'nın bir kısım petrol satışının ödemesini Bitcoin'e aldığını tahmin ediyoruz vesaire. Oralarda bir miktar artış var. Venezuela gibi, kısmen Türkiye gibi enflasyonu yüksek
biraz belirsizliklerin yüksek olduğu ülkelerde insanlar paranın bir bölümünü Bitcoin'e tutmayı tercih ediyor. Kullanımlar bunlar. Artış var mı? Bir miktar elbette sürekli var. Rusya-Ukrayna savaşı mesela epey bir olumlu katkısı oldu. Ama yine de çok geniş bir adaptasyondan bahsedemeyiz. Böyle bir veri yok elimizde. Cüzdan sayısında çok artış yok. Kullanıcı sayısında çok artış yok. Kullanım yerinde, amaçlarında aşırı artışlar yok. Bu aslında iyi gidiyordu ama dünyanın içine sürüklendi. Ekonomik yavaşlamayla beraber azaldı. Bir yandan kripto varlıkların yeni kullanım alanları olan NFT'ler, akıllı sözleşmeler gibi yerler de şu anda yavaşladı. Bu nedenle adaptasyonda süper bir hızlanma olduğunu söyleyemeyiz. Gelelim talebin ikinci unsuruna, regülasyon, ki bu aynı zamanda aslında adaptasyonu da belirliyor. Regülasyon önemli. Özellikle Amerika'nın ne yapacağı önemli. Nedir regülasyon? Bitcoin nedir'in tanımı bile hala tartışmalı. Altcoin'larda daha da büyük sorun var. Onların birer hisse senedi olduğu ve Amerikan sermaye piyasası kanunlarına göre yönetilmeleri gerektiği düşünülüyor. Bitcoin'ların, kriptoların alıp satıldığı pazarların bile regülatif yapısı biraz sıkıntılı, tartışmalı. O yüzden burada bir dert var. Ve bazı insanlar ve kurumlar bu dertlerden dolayı kriptodan uzak duruyorlar. Büyük fonlar mesela giremiyor bu işe. Çünkü diyor ki regülasyona bunun yeri yok. İleride başım derde girer. Varlıkta aslında bunu rahatça alacak bir sürü insan, ya bunun kanunu vesairesi belli değil, iki gün sonra başımıza iş çıkar, ben bunu yapmayayım diyor ve bu regülatif yapıda talebi azaltıyor. Görebildiğimiz kadarıyla yakın zamanda bu konuda bir değişiklik olmayacak. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu ayak sürüyor. Bitcoin'i MT olarak tanımladı. Altcoin'ler diyor, bence hisse senedir diyor ama regülasyon da çıkmıyor, engellemiyor da yasaklamıyor da böyle arada bir yerde tutuyor. Ve en azından Kasım ayındaki Amerikan ara seçimleri bitene kadar bunda bir hareket beklemek pek hayalci olur. Ondan sonra da zaten başka mesele olacak bence Amerika'da. Muhtemelen cumhuriyetçiler kuvvetli bir dönüş yapacaklar. Parlamentoda dengeler değişecek vesaire. Ben o yönden kripto ile ilgili böyle bir regülatif düzeltmenin yakın zamanda geleceğini düşünmüyorum. Üçüncü unsur makroekonomiye dayalı tamamen. Para bolluğu. Para bolsa buraya daha fazla para geliyor. Mesela Covid döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da insanlara açıktan para dağıtıldı. Açta açıkta kalmasınlar diye gittiler o paranın bir kısmıyla hisse senetleri aldılar. Hatırlayın o dönemde hisse senetleri fiyatına kadar arttı. Bir kısmı da kriptoya geldi. Para bolsa bu varlıkların değerleri daha hızlı artmaya başlıyor. Yani her şey gelip likiditeye dayanıyor. Bu sadece bireylerin parası değil, büyük fonların parası da kıt şu anda. Büyük kurumların da parası kıt. Mesela dün Tesla kar zarar bilançoyu açıkladı. Müthiş parası var. 21 milyar dolar parası var ama onun nakitte tutmayı tercih ediyor. Çünkü diyor önümüz belli değil. Ya resesyon olursa ben işçimi nasıl ödeyeceğim, malzememi nasıl ödeyeceğim, param kenarda dursun diyor. Oysa hatırlayın daha ben ne yapıyordu Elon Musk? Gidip Bitcoin alıveriyordu. Yapmıyorlar şimdi. O yüzden likidite dar olduğu sürece bu çözülmez. Likidite gevşeyebilir mi? Gevşeyebilir. Bu Fed'in elinde olan bir şey. Sanırım ileride gevşeyecek. Böyle gidemezler çok uzun süre. Çünkü faiz acayip artıyor. Dolar sürekli artıyor. Bu ekonomide çok yavaşlatıyor. Yeni finansal kuruluş patlamaları gelebilir. Yani borcunu ödemeyen kuruluş olabilir. Ülkeler default'a düşebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler çok sıkıntı var. O yüzden bunda bir gevşeme gelebilir ama şimdiye kadar hep gevşeyecek dedik. Bir türlü de gevşemedi işin doğrusu. Sıkı duruyorlar. Bu geldiği gün işler değişir ama oraya kadar para az. Para azsa likidite az, likidite azsa kripto varlıklara para gelmiyor. Evet, bu kadar basit. Arz talep. Arz tarafı belli, sabit, pek bir değişken yok. Talep tarafı biraz daha karmaşık. Oradaki 3 unsura da baktığımız zaman çok kısa vadede müthiş olumlu bir şey beklemek bence hayalcilik olur açıkçası. Ben bu nedenle Bitcoin'in daha biraz buralarda takılabileceğini düşünüyorum. Talep tarafını bozacak yeni gelişmelerin, atıyorum daha sert bir regülasyon geleceğine dair haber, atıyorum Amerikan Merkez Bankası'nın faizi daha da artırması vesaire Bitcoin'i aşağı çekebilir. Buralardan olumlu haber gelmediği sürece yukarı gitmeyiz. Buradan gelecek en önemli olumlu haber de Merkez Bankası ne yaptı? Ben regülasyonu bile ikinci sıraya koyuyorum. Çünkü regülasyon olsa bile para yoksa yine beklediğimiz hareket olmayabilir. İşte bu nedenle her gün Bitcoin fiyatına bakıp, grafikler yapıp, bütün bu fenomenlere, influencerlara falan vaktinizi harcamanıza gerek yok. Haberleri takip edin. Bitcoin'i daha fazla insanların kullanması için bir sebep var mı? Kullanmaya başladıklarına dair bir iz, bir işaret var mı? Amerikan Merkez Bankası ne yapıyor? Faizi yükseltiyor mu, düşürüyor mu? Ve regülasyon tarafındaki gelişmeler ne? Bunların dışında bir şeyin olduğu yok ve bunlar kıpırdamadığı sürece bir dahaki halving, yani Bitcoin üretiminin yarı inmesine kadar ciddi fiyat hareketi beklemenize gerek yok. Evet, bugünkü içerik de böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir, ilginizi çekmiştir. Eğer öyleyse bir like, bir yorum süper olur. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.